Arkadaşlar Örgü Aşkım Bebeğim kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle çok güzel bir battaniye modeli çalışacağız. Modelimiz altı ve katlarından oluşmakta. Sık iğne ağırlıklı bir model. Sık iğne ve görmüş olduğumuz e, renklerimizin üzerinde diğer renklerin ilk önce başlangıçta uzatılmasıyla oluşan çok güzel bir model. Önü de arkası da gayet hoş durmakta. Bakınız modelimizin şu şekilde. Her iki tarafı da kullanılabilen işlevli çok güzel bir çalışma. Evet, e, battaniye modelimizi dilediğiniz kadar renk seçeneğini tercih edebilirsiniz. 2 e, renk, 3 renk, 4 renk, ne kadar isterseniz güzel bir renk dizilimiyle gönlünüze göre modeller çalışabilirsiniz. Modelimizi örmek için tığ numarasını ipimize göre tercih edersek daha güzel olur. Çok o, kalın iplerle İnce tığ örersek hem örmesi zor olur hem de battaniğimiz çok sert bir çalışma olur. O yüzden e, ipimizin ve tığımızın ayarına dikkat edelim ve hemen kolay gelsin diyerek modelimizi çalışmaya başlayalım. Kolay gelsin. Battaniye modelimize başlamak için 36 tane zincirimi çekmeye başlıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Küçük bir parça çalışacağız, o yüzden e, tam altı ve katları olan sayımızda başlayalım ve buna göre battaniyemizin zeminini kurmasını birlikte çalışalım. Evet, zincir sayımıza ulaştık. Hemen bir tane zincirimi çekiyorum ve en son zincirimin üzerine gelerek batıyorum. Bakınız, 36 tane zincir çekmiştim, bir ilave ettim, hemen dönüyorum, bir tane sık iğnemi örüyorum. sırası ile Zincirlerimin üzerine birer birer batarak sık iğne örüyorum. Sadece sık iğne. Batanımızda genel olarak zeminimizi sık iğne üzerine kuruyoruz. Üzerinde ise boyutlarına göre uzatmalarımızı yapıyoruz. Kısadan uzuna doğru uzatma işlemimiz oluyor. Evet şimdi bu şekilde bakınız her bir zincir yuvasına birer tane sık iğnemi ördüm ve bu şekilde ilerleyelim. Sıramızın sonuna kadar sık iğnelerimizi örerek geldim. En son geçişimizi yapalım bakınız son geçişimizde bir tane zincirimizi çekelim örgümüzün yönünü çevirerek hemen birinci ilk yer bakınız ilk sık iğnemin içerisine batıyorum. Ve devam ediyorum. Yanındaki sık iğneye giriyorum. Bir sonraki sık iğnemin içerisine giriyorum. Sırası ile her sık iğnemizin üzerine ikinci kez örüyoruz. Birinci sıramızı tamamladık. İkinci sıramızı örmekteyiz. Geçişimizi birer zincirlerle yapalım. Kenarımız düzgün olsun. Şöyle görelim bakınız. Toplamda 6 sıra sık iğnemizi örerek görüşelim başlangıçta 6 ve katları olarak dilediğimiz uzunlukta zincirimizi çekiyoruz birinci sıramızı sık iğne ile ördükten sonra bakınız ikinci sıramıza başladık 3 4 5 6 sıra bu şekilde sık iğnemizi örelim ve birer zincirle geçişimizi yapalım ve yeniden görüşelim 6 sıra şu şekilde sık iğnelerimizi ördüm. Toplamda 36 tane sık iğnemiz var. 6 sıramı tamamlanınca makasımla kestim. Ee, diğer sıralarımızı beşer sıra götüreceğimiz için yanda taşımak istemedim. Birer birer rahat rahat hem ilmeklerimizi uzatalım hem diğer sıralarımızı daha rahat örelim. Buradan ipimi kopardıktan sonra yeni rengime geçmek istiyorum. İpimi kopardığım yere bakınız ilk yere gelerek batıyorum. Yeni ipimi alıyorum. Geçiyorum. Bir tane zincirimi çekiyorum. Her iki ipimi de şöyle arkaya alıyorum. Ve dibine bir tane batıyorum. İlk sık iğnemi yapmış oldum ikinci rengimi. Şimdi uzatmalarımıza başlayalım. Uzatmalarımızda sık iğnelerimizi yine örmeye devam ediyoruz. Yalnız e, burada tek farkımız asıl modelimizi gösteren unsurunu yapıyoruz. Her sık iğnemizi birer kat aşağı inerek eğimimizi yapıyoruz ve e, istediğimiz uzunluk yani 5 sıra aldıktan sonra 5. sıraya kadar geldikten sonra yeniden başlatıyoruz. Bir tane sık iğnemi ördüm. İkinci bakınız. Sık iğnemi örmeye başlıyorum ve ilk uzatmama başlıyorum. Normalde şuradan örmem gerekiyordu sık iğnemi. Eğer normal devam etseydim şimdi uzatmamı yapacağım için bir altına geçiyorum ve örgümün uzunluğu boyunca biraz uzatıyorum ve sık iğnemi örüyorum. Diğer ipleri de ardından götürüyorum bakınız şöyle. Şimdi üçüncü ilmeğimi örmem gerekiyor. Üçüncü ilmeğimi normalde şuraya batarak örecektim. Fakat Biraz aşağı iniyorum. Bakınız bir aşağı indim. İki aşağı iniyorum. Bakınız iki aşağı iniyorum. Alıyorum. Ve uzatmalarımın ikincisini yapıyorum. Uzatmalarımın üçüncüsünü Bakınız uzatma olmasaydı şuraya örmem gerekiyordu. Uzatma olduğu için bir aşağıya iniyorum. Üçücümü uzatmamı da yapıyorum. Ve her uzatmamda ilmeğimin boyunu aşağıdaki sıraya göre ayarlıyorum. Şimdi dördüncü şuraya örmem gerekiyordu sık iğnemi ve devam ettiriyorum altına bu şekilde uzatarak boyuna göre alıyorum. Beşinci sık iğnem burada olması gerekmekteydi. Bakınız aşağıya iniyorum ve beşinci sık iğnemin olduğu yerden alıyorum. İlmeğimi de sarımın boyutuna göre kasmasına izin vermeden bu şekilde alıyorum. Şimdi burada 6 tane ilmeğimizi ördük. Birinci sadece normal sık iğnemiz. Sonrasında bir aşağı, iki aşağı, 3 aşağı, dört aşağı, beş aşağıya ördük ve turumuzu tamamladık. En son bakınız beşinci de kalıyoruz. 6. sıramıza dokunmuyoruz. 5 tane uzatmamızı yaptıktan sonra hemen sıradaki sık iğnemi normal düzen üzerine örüyorum. Aynen kendisini ördüğümüz gibi örüyoruz. Ve bir tane sık iğne ördükten sonra geri kalan 5 ilmeğimi burada görmüş olduğumuz gibi basamak basamak aşağı iniyoruz. Birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü ve beşinci sıradan birer birer inerek alıyoruz. Evet hemen geçelim. Aradaki bir normal sık iğnemizden sonra birinci sıradaki sık iğnemi buraya örmem gerekirken hemen bir altına iniyorum. İlmeğimin kendi boyutuna göre uzatıyorum. İkinci sık iğne buraya örmem gerekirken buraya örüyorum. Uzatıyorum. Üçüncü sık iğne bakınız buraya örmem gerekirken hemen üçüncü sıranın altına iniyorum ve alıyorum. Dördüncü sık iğnemi buraya örmem gerekirken iniyorum ve alıyorum. Beşinci sık iğnemi normalde örecek olsam buradaydı fakat aşağıya iniyorum ve bu şekilde alıyorum uzatıyorum. Şöyle gördüğümüz gibi. Hemen bir tane tam sırasına bakınız. Geriye gitmiyorum. Tam sırasında denk gelen yere bir tane sık iğnemi örüyorum ve toplamda 6 ilmeğimi bu şekilde tamamlamış oluyorum. Şimdi örmeye biraz daha devam edelim. Bir tane ilmeğimi ördükten sonra sıradakini bir aşağıdan alıyorum. Diğer sıradaki ikinci öreceğim bir aşağıdan ve diğer sıradakine bakınız bir aşağıdan birer birer aşağıdan alarak örüyoruz her birini. Bakınız yukarıya bile takip etmeden sadece şöyle yandan baktığımız zaman bile alacağımız yerimiz çok güzel görülmekte. Şimdi devam edelim. Normal sık iğnemi örüyorum. Şöyle sakın geriye gitmeyelim bakınız. Öreceğim yer gayet net ve açık bir şekilde görülmekte. Hemen öreceğim yere batıyorum. Ve devam ediyorum. Şöyle baktığınız zaman zaten şöyle yan tuttuğunuz zaman çok daha rahat görebilmektesiniz. Bir. Bir aşağı iniyorum. Bakınız bir aşağıya iniyorum. İlmeğimi ona göre uzatıyorum bir aşağı iniyorum çok çok zevkli ve bir aşağı iniyorum her seferinde bir tane sık iğne ileriye doğru geçiyorum çok pot bırakmayalım çok da asılmayalım güzel bir denge üzerine kurmamıza devam edelim batıyorum hemen bir aşağıya bakınız bu şekilde yaparsanız çok daha kolay bir aşağıya şöyle baktığımda bir tane daha ve bir tane daha kaydırarak birer birer gözümüzde bir eğim çizerek aşağıya doğru inelim ve lütfen rahat olalım herhangi bir sıkıntı oluşturmayacaktır gayet rahat bir şekilde örerseniz kendinizi kasmadan tabi ilk etapta birazcık dikkat edip daha sonrasında daha rahat örelim ve sıramızı tamamlayalım sıramı tamamladım 5 tane bakınız uzatmamı yaptıktan sonra en son bölüme geliyorum en son bölümü bir tane sık iğne olarak örüyorum. Bir zincirimi çekiyorum. Tıpkı alt sırada 6 tane sıramızı ördüğümüz gibi sık iğne şeklinde yukarıya da dönerek örmeye başlıyoruz. Buradan sonra sadece alt sıramız, bakınız en sona dayanmamak için bir sıra fazla örmüştük. Diğer aralarda ördüğümüz sıralarımızı ise beşer sırada bir kendisini yenileyecek. Şimdi hemen geriye dönelim ve beş 5 sıramızı tamamlayalım bir zincirimi çekmiştim. Hemen dönüyorum. İlk zincirimi dibine batıyorum. Sonrasında sırayla bakınız her bir uzattığımız ilmeğin tepe noktasına batarak örgümüzü ilerletiyoruz. Şimdi bir deyin bakınız beş diye aldığım dayım. Hiç lütfen tereddüt etmeyin. Çok çok rahat ve çok kolay. Gayet de güzel durmakta. Kolaylığına rağmen bakınız. Ben aradaki tek ilmeğimi örüyorum. 5 4 3 diye ilerlediğimiz bakınız yerlerimizi de görmekteyiz. Bebeklerimizi de sıcacık tutacaktır battaniyemiz. Toplamda 5 sıra olana kadar bu şekilde örelim. Sıramın sonuna geldim. Bir tane zincirimi çekiyorum, tekrar çeviriyorum, hemen dibine batıyorum ve sık iğnelerimin üzerine birer birer örerek ilerliyorum. Birer birer sık iğnemizin üzerine battıktan sonra hiçbir şekilde sıkıntı yaşamazsınız. Bir ki arada bir tane ilmek falan kaybedecek olursanız hemen artarak bir tane daha o kaybımızı giderebilirsiniz. Hiç sıkıntı olmaz. Hemen sökme yoluna başvurmayalım. Olabiliyor bazen sık iğnelerde gözden kaçırılabiliyor. Yanlış yere batıldığı zaman bir tane eksik geldiğinde hemen bir tane batarak halledelim. Artışımızı yaparak. Evet sık iğnemizi bu şekilde ilerletiyorum. Bakınız yeterli sayıya ulaşınca tekrar görüşelim. 5 sıra sık iğnemi ördüm ve sıramızın başındayım. Bakınız bir tane zincirimi çekiyorum. 5. sıram tamamlandıktan sonra ipimi kesiyorum ve yeni rengime ipimi kestikten sonra şöyle çevirerek geçiyorum. Tekrar uzatmalarımızı yapmaya başlayalım. Lila'mızla devam etmek istiyorum. Bakınız ipimizi kopardığımız yere hemen tığımı takıyorum ve lila rengimle örmeye başlıyorum. Bir tane bakınız girdikten sonra zincirimi çekip pekiştiriyorum ve aynı yere batıyorum. Her iki ipimi de ardından birlikte götürüyorum ve gizleme işlemimi yapıyorum. Bakınız bu modelimizde Yukarıdan takip biraz sıkıntılı olabilir. Ee, modelimizin arkalı bir ön yüzden bir arka yüzden ördüğümüz için hafif kayma olduğu için. Ama bakın şöyle takip ettiğiniz zaman modelimizi çok daha rahat bir şekilde ilerleyeceksiniz. Şöyle bakınız. Her modelimizi battığımız yerden bir sonraki sıranın bir altına doğru inişimizi yapacağız. Bakınız düz trabzanımızı ördüm. Hemen birinciyi batıyorum. Bir. Bakınız bir aşağıdan. İkinciyi hemen bakın şöyle buradan yukarıdan aşağıya doğru takip ederseniz bazen karıştırabilirsiniz. Onun için bakın hemen bir altının gördüğümüz yerden olacak. Şöyle kaydığımızı düşünelim. Hemen bir alt sıraya gelerek batıyorum. İkinciyi uzattım. Hemen bakın şöyle gidiyorum. Üçüncü için hemen batıyorum, çekiyorum, uzatıyorum. 4.'de tabii ki bakın şöyle devam ettiği için bir sonraki yer yandan e, takip ettiğinizde daha rahat edeceksiniz. Lütfen hiç sıkıntı etmeyin. Gayet güzel bir şekilde öreceğiz. Şöyle uzatıyorum. Ve bakın beşinci alıyorum. beşinci bir alttan alıyorum bakın şöyle. Ve uzatıyorum. beş tane uzatma işlemimizi bu şekilde yaptık bakınız gayet kolay bir şekilde hemen sıradakini düz bir tek olarak örüyoruz tepesini örüyoruz bakınız sık iğnemizin hemen yanındakini bir alttan örüyorum yanındakini bir alttan kayarak aşağı doğru bir diğerini bir alttan yukarıdan şöyle takip edecek olursanız yanılabilirsiniz ama bu şekilde bir alttan bir alttan bakınız en sonu örüyorum. Ve bu şekilde her bir uzunluğa uygun olarak yukarıya doğru çekme işlemimi yapıyorum. Ve bu şekilde devam ediyoruz. Bakınız hemen sık iğnemi normal sık iğne olarak örüyorum. Devam ediyorum. Bir alttan bir sonraki sıranın hemen bakınız. Bir sonraki ilerliyoruz. Her bir modelin bakınız aşağıya doğru ilerliyor. Çok da kolay ilerliyoruz ve en son şu şekilde uzatarak alıyoruz ve hemen bir tane düz sık iğnemizi örüyoruz bir alttan şöyle takibini yapalım bakın şu şekilde zaten de belirli olmakta şimdi beraber bir daha çalışalım bakınız hemen ikinciyi alıyorum üçüncüyü bakın şöyle illa takip etmeyin şöyle gelerek hemen daha kolay bir şekilde buluyoruz dördüncüyü ve beşinciyi girerek uzatıyorum. Her uzunluğu kendi uzattığımız sırasına göre ayarlıyorum. Şimdi sıramın sonuna kadar devam edelim. Daha sonra görüşelim. Sırasıyla bütün ilmekleri uzattıktan sonra en son sık iğnemin üzerine girerek normal sık iğnemi örüyorum. Bir zincirimi çekip örgümün arka yönünü çeviriyorum. Uzatmalarımı tamamladıktan sonra bakınız. Bir tane zincirimi hemen kendi tepesine batıyorum. Daha sonra her bir uzatmamın üzerine batarak toplamda 5 defa yani 5 sıra sık iğnemizi örüyoruz. Bir alt sırada örmüş olduğumuz gibi. Modelimiz çok zevkli gördüğümüz gibi. Şimdi sık iğnemi dümdüz örüyorum. Birinci sıram toplamda 5 sıra olunca görüşelim. En son sık iğnemi ördüm. Son sık iğnemi ördükten sonra bir tane zincir çekiyorum. Mutlaka bu şekilde yapalım. İpleri çok yanımızda tutmamızın mantığı yok bakınız. Sürekli farklı renkler kullandığımız için ama iki renk kullanacaksanız belki yine yanında durabilir ama birkaç renk kullanacaksak mutlaka ipimizi keselim. İpimi kestim bir zincirimi çektikten sonra tekrar sarımla devam etmek istiyorum. Sarı ipimi alıyorum. Biraz önceki en son battığım sık iğnemin olduğu yere geliyorum. Bir defa sağlamlaştırıyorum ve zincirimi çekiyorum aynı yere batıyorum. Arkadan da iplerimi gizleme çalışmasını yapıyorum. İplerimizi şu şekilde büktüğümüz zaman daha kolay toparlayabilmekteyiz. Şöyle bir tane ip görüntüsü oluyor. Daha kolay müdahalemizi yapabiliyoruz. Evet sıradaki bakınız ilk sık iğnemizin derinden alıyorum. İkincisini biraz daha 3. sıradakine bakın şöyle devam ediyorum. Yandan takibimizi mutlaka yapalım. 4. sıra bakın. Yandan kayarak ilerliyor. Ve 5. sıramızı da yine uzatarak alıyorum ve bu şekilde sıramı tamamlıyorum. Hemen yanındaki normal sık iğne örüyorum. Tekrar bir alttan diğerini hemen bir diğeri biraz daha hepsinde birer sıra aşağıya doğru kaydırarak ilerliyoruz ve son olarak en alta geliyorum ve uzatıyorum. Bu şekilde bu sıramızı da örerek tamamlayalım. Evet ilmeklerimi uzatarak geldim. En son bakın 5. ilmeğimi uzattıktan sonra bir tane sık iğnemi yapıyorum bir zincirimi çekiyorum örgümün arka yönünü çeviriyorum hemen ilk sık iğnemin üzerine batıyorum ve sonra uzattığım ilmeklerimin üzerine sırası ile batarak 5 sıra sık iğnemi örüyorum ve diğer rengime geçiyorum ve modelimizi bu şekilde kurmuş oluyoruz Şimdi örmeye devam ediyorum Evet sevgili arkadaşlar bu şekilde bakın sıramızı örerek ilerliyoruz. Sık iğne sıralarımızı örmeye devam edelim ve hep her 5 sırada bir sık iğnemizi tamamladıktan sonra diğer rengimizde bu görmüş olduğumuz uzatmalarımızı çalışalım. Evet bir çalışmamızın daha bu şekilde sonuna geldik. Dilerim çalışmamızı beğenmişsinizdir. Yeni çalışmalarımızda görüşünceye dek hoşça kalın, mutlu kalın. Görüşmek üzere.